ÖTV hesaplama, ÖTV hesaplama, birkaç matematiksel işlemle size bunları göstereceğim arkadaşlar. Şimdi aracın ham fiyatından itibaren başlıyor arkadaşlar bu hesaplama. Ancak motor silindir özelliğine bağlı. Örnek veriyorum, 2000 motorun aşağısında olan bütün araçlardaki ÖTV tutarları şu şekilde hesaplanıyor. Örnek veriyorum, 70.000 TL olan ham fiyatı olan, ham yani vergisiz, ÖTV'siz, KDV'siz olan aracın size ÖTV'si %45. 70.000 ile 120.000 TL arasında olan %50, 120.000 TL ve üzeri olanların %60, 170.000 TL'ye kadar, aslında 120.000 ile 169.900 arasındaki rakamı kapsıyor. %100 bu şekilde gidiyor arkadaşlar. 170.000 TL'nin daha da üzerinde olanları ise %110. Yani arkadaşlar uçuk bir rakamı geliyor. Ve 2000 motor üzerinde ise %160 vergi oranları var arkadaşlar. Tabii ki bir de bunların üzerine KDV de ekleniyor. İlk videoda ben KDV'yi de hesapladım arkadaşlar. Bunu hesaplamanın nedenim ham fiyatı göstermek amaçlıydı. Ama sizleri kısa yollu şekilde aracın fiyatı ne kadar gelir? Örnek veriyorum, 150 bin liralık aracın size ÖTV indirimli fiyatı nedir? Hemen onları hesaplayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 150 bin liralık aracın size gelen rakamı, aracın ham fiyatı 84.746. Yani bu aracın %50'lik ÖTV indi oranına denk geliyor. Yani vergi dilimine ekstra bunun üzerine ÖTV tutarı, yani sizin ödemeyeceğiniz rakam 42.373. Bu aracın KDV oranı 22.881. Ekstra bunu ödüyorsunuz. Ve bunun üstüne bütün vergiler toplamı 65.254 lira vergi ödeniyor arkadaşlar. Hemen 150 bin liralık aracı eksi ÖTV tutarı 42.373 çıkarsak ödeyeceğiniz rakam 107.627. Ekstra arkadaşlar sizden bayiler 3000 lira, 2500 lira, bazı bayiler 2000 lira gibi sizden rakamlar isterler. Tabii ki bunun muamelecisi, işte plaka masrafı, plakaya alan aracın benzin ne kadar sizden isterler. O da 3000 lira dersek sizin ödeyeceğiniz rakam 110.627 lira civarında bir bedel ödersiniz. Yani 150 bin liralık araçtan giden rakam ise, yani sizin ödeyeceğiniz rakam ise 110 bin lira olur arkadaşlar. Tabii ki KDV'yi ödemek istemiyorsanız Google'a sorduğunuzda Google size cevaplayacak. Birkaç tane haber var arkadaşlar. Engelli birkaç arkadaşımızın KDV ödemedi. Bununla ilgili başvurursanız belki siz de ödemeyebilirsiniz. 22.881 çok büyük bir rakam arkadaşlar. Hatta küçük bir sermaye, ufak bir bakkal bile açabilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim, hele ki bu zor zamanlarda, ki ekonominin kötü gittiği zamanlarda, bence başvurup bir şekilde öğrenirseniz sizin için faydalı olur diye düşünüyorum. Hemen sizler için 200 bin liralık aracın ÖTV indirimli rakamını hemen hesaplayalım. 200 bin liralık. Evet arkadaşlar, 200 bin liralık aracın size vergisiz bedeli 112.994. Yani bu aracın ham fiyatı arkadaşlar. Yani şuradaki gördüğünüz gibi 70 bin ile 120 bin lira arasında denk geldiği için %50 ÖTV oranına denk geliyor. Yani 100, yani şöyle söyleyeyim, 200 binin %50'si değil arkadaşlar hesaplaması. Hemen hesaplamayı şu şekilde yapalım. Açalım hemen hesap makinesi. 112.994. Bu sizin ilk başaki, tabii ki ödeyeceğiniz rakam. Artı KDV tutarı oluyor arkadaşlar. 30.508. Yani 200 bin liralık araçta sizin ödeyeceğiniz rakam 143.502 arkadaşlar. KDV'de ödüyorsunuz. Eğer ödemek istemiyorsanız tabii ki 112 bin gibi rakamlara denk geliyor. Dediğim gibi. Ancak sizin 200 bin liralık araçtaki ödeyeceğiniz rakam arkadaşlar 143.502. Yani ÖTV tutarı 56.497. En baştan söyleyeyim, 3000 lira civarındaki plaka, dosya, masrafı gibi ıvır zıvır işlerle birlikte, ödeyeceğiniz rakamla birlikte bu aracın hemen 3000 lira, eğer bunu eklersek
146.000 maksimum size fiyat verirler. Ama kalkıp size 150.000, 160.000 derlerse bunda bir sıkıntı vardır arkadaşlar. Hemen 250.000'lik aracın size fiyatını hemen hesaplayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, 250.000'lik bir aracın ödeyeceğiniz ÖTV rakamı ve KDV rakamlarını göstereceğim arkadaşlar. Hemen bakalım. 250.000 yani eksi sizin ÖTV oranınız ne kadarmış? %60'lık dilime geliyor arkadaşlar. Yani aracın vergisiz bedeli ne kadarmış? 132.400 küsür. Yani %60'lık dilim hangisi oldu arkadaşlar? Şurası. Yani 120.000 TL üzeri denildiği zaman %60'lık bir vergi dilimi. Yani 250.000'den %60'lık ÖTV tutarı ne kadarmış? 79.000 küsür arkadaşlar. Eksi 79.449 dersek 170.551 lira ödeniyor arkadaşlar. Ancak ve bunun 132.415 artı 79.449 dersek 211.000 küsür artı 38.136 dersek 250.000 yapıyor. Doğru hesaplama. Yani 250.000'den arkadaşlar ÖTV tutarına kadarmış 79.449. 170.000 liraya bu aracı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani 250.000 liralık araçta 80.000 liraya varan bir indirim var arkadaşlar. Tabii ki buna ekstra 3.000 lira dediğim gibi maksimum ekliyorsunuz. Yani 173.551 lira gibi bir rakam tutuyor arkadaşlar. Eğer KDV ödemek istemiyorsanız dediğim gibi mahkeme yoluyla başvurabilirsiniz. Hemen 300.000 liralık araçtaki ÖTV tutarını hemen hesaplayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 300.000 liralık size hesabı yapacağım. 300.000 liralık aracın vergi dilimi yani ÖTV vergi dilimi ne kadarmış? %60. Hemen ÖTV hesaplama tablosuna geldiğimizde hangi hesaba giriyormuş? 158.000. Yani %60'lık dilim şurası arkadaşlar. Yani 169.900 sınırına, yani 170.000 TL daha gelmediği için hala %60'lık dilim. Aman onu şaşmayın. Yani hesaplaması nasıl oluyor? 300.000 eksi ödeyeceğiniz rakamı hemen çıkartacağım arkadaşlar. 95.339 dersek sizin ödeyeceğiniz rakam 300.000 liralık araçta 204.661 artı 3.000 lirada vergisi şudur budur ıvırıdır püsürüdür dersek veya plakası 207.661 arkadaşlar toplam rakamı. Yani sizin ödeyeceğiniz maksimum rakam 207.000 lira arkadaşlar. Ama bunun sağlamasını tabii ki yaparsak yani şu şekilde 158.898 artı 95.339 158.898 artı 95.339 artı 45.763 doğru 300.000. Yani 300.000'den arkadaşlar çıkacağınız rakam 95.339 yani 204.661 artı 3.000 TL dersek 207.661 lira ödeyecek 300.000 liralık araç alan kişi. Ancak hemen bunun bir tık üstü yani sizin engelli araç olarak 303.000 küsür gibi bir sınır var arkadaşlar. Hemen ona bir bakalım. Ondaki ÖTV hesaplamasını. Evet arkadaşlar, 303.200 olan engelli ÖTV yani raporla birlikte hesaplaması ne kadar oluyor? Hemen onu hesaplayalım arkadaşlar. 303.200'ü sizin en son ödeyeceğiniz rakam 96.356. Çıktığımızdaki sizin ödeyeceğiniz bayiye olan fiyat 206.844 artı buna 3.000 TL'de bir ekstra masrafları eklersek 209.844 lira ödeyeceksiniz arkadaşlar. Maksimum rakam. Bunun üstüne herhangi bir 1 TL daha ödeyemezsiniz ki
O zaman ÖTV indirimi ya yani engelli indirimiyle birlikte araç alamazsınız arkadaşlar. Eğer bayide ekstra bir indirim varsa orada rakam düşüyor işte ÖTV dilimine girmesin gibi ekstra bir şeyler varsa yani onları araştırmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bu şekilde indirimli olan bayileri vardır, bayiler vardır. Eğer öyle bir bayi varsa kesinlikle araştırın derim. Evet arkadaşlar KDV ödüyorsunuz ama ödemek istemiyorum derseniz mahkeme kararıyla başvurabilirsiniz. Yani toplam olarak en yüksek rakam yani 303 bin liralık bir aracın vergiler toplamı 142 bin, ÖTV tutarı 96.356, KDV tutarı ise 46.251. Yani 46 bin lira için her türlü değer arkadaşlar. Bu arada aracın fiyatı ne kadar yükselirse o kadar çok ÖTV ödüyorsunuz. Aracın yani ÖTV hakkından yararlanıyorsunuz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Yani 303 bin liralık aracın ÖTV tutarı 96 binken yani o kadar kâra geçiyorsunuz mu diyeyim. Hani öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ama 150 bin liralık araçtaki ÖTV tutarı ise tabii ki daha az bir rakam oluyor arkadaşlar. Çünkü vergi diliminden dolayı. O yüzden aracın fiyatı ne kadar yüksekse eğer yatırımlık bir şey de düşünüyorsanız işte kullanmayacak engelli kişi derseniz bu şekilde olabilir arkadaşlar. Bu arada ve en son hesaplamamızdan sonra birkaç arkadaşım bana özellikle yazdı. İşte 105 bin liralık araç, 100 bin liralık araç, ÖTV indirimi ne kadar gelir? İşte düşük rakamlı araçların videosunu çekti. Ancak düşük rakamlı bir araç artık kalmadı arkadaşlar. Doların yükselmesiyle birlikte araçların fiyatları da yükseldi. Yani en düşük rakamlı olarak ÖTV rakamlarını sizler için hesaplayayım. Örnek veriyorum 100 bin liralık araç size ne kadar gelir? ÖTV ne kadar ödemezsiniz? Hemen onu hesaplayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 100 bin liralık aracın ödemeyeceğiniz ÖTV tutarını hemen söyleyeyim. 26.300 lira ödemiyorsunuz. Yani 26.300 liradan çıkarsak 73.700 lira ödeyeceksiniz. Ekstra da 3.000 lira da dosya masrafı işte plakadır gibi birçok işte vergisi şudur budur dersek 76.700 lira ödeyeceksiniz arkadaşlar. 100.000 liralık araçta. Yani %45 dilimine denk geliyor denilen rakam ise arkadaşlar bu bildiğimiz %45 yarısına böl, %45'ine böl değil arkadaşlar. Yani 100 bin liraların direkt yarısını ödememe gibi bir rakam yok. Öyle bir şey yok arkadaşlar. O vergi diliminin rakamlarıdır. O yüzden dediğim gibi 76.700 lira civarında bir rakam ödeyeceksiniz. Ama kalkıp size 85 bin, 90 bin lira ödeyeceksiniz derlerse onda bir sıkıntı vardır. Dediğim gibi 100 bin liralık araçtaki böyle bir araç tabii ki bulursanız kesinlikle kaçırmayın. 76.700 gibi rakam ödeyeceksiniz. Evet arkadaşlar teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Lütfen beğenmeyi, yorumda bulunmayı unutmayın. İyi günler dilerim arkadaşlar. Teşekkürler. Eğer bir sorunuz varsa da ekstra aşağıda paylaşırsanız çok mutlu olurum. İyi günler dilerim.